Arkadaşlar tekrardan merhaba. Çok güzel bir videoya başlangıç yaptık. Lucky canavar gibi. Bak şimdi bak. Lucky. Oh, aferin kızım. Maşallah çok iyi olmuş. Şimdi bir önceki videoda saçma sapan yorumlar gelmiş. Bazı kendini bilmezler tarafından. Seyir de burada bana eşlik edecek muhtemelen bu konu hakkında. Seyir nasıl yorumlar gelmiş biliyor musun? Abi adamlar demiş ki siz o yavrular yaşıyordu. Ve yaşayan yavruları istemediğiniz için öldürdünüz ve bunu da gösteriyorsunuz. Ya böyle bir ihtimal, yani olabilir ihtimal var mı? Öyle bir ihtimal yok. Bizim kimliğimize de kürtaj zaten yapmıyoruz biz yasak. Ya bir de şöyle bir durum var. Böyle bir ihtimal, hadi diyelim yapıyorsun. Tamam mı? Öyle bir ihtimal yok da. Varsayalım böyle bir şey var. Lucky gel. Akıl ve mantık, yani ben bunu neden yapayım? Bunun Lucky'ye, Lucky yapma oraya, yapma. Bir şey olmaz. Seyri kusura bakma. Yok abi, sıkıntı. Bunun Lucky'ye bana, sana, yani video çekmeme ne faydası olabilir? Faydası yok abi. Ya arkadaşlar yorumları okudum. İnanın şok oldum, açık konuşayım. Yani hiç beklemiyordum öyle yorumlar. Ya ben bu Lucky'yi zaten ayıptır söylemesi, dünyanın parasını verdik bu operasyon için ve canının kurtulmak için değil mi? Evet. Ben özür dilerim, gerizekalı mıyım böyle bir topa gireyim. Ki zaten yavruları sahiplendirmeyi de hepsini ayarlamıştım arkadaşlar. Birçok kişiye verecektik. Seyir orası bayağı bir ıslandı. Lucky çık. Çık. Lan basma oraya ya. Var mı şey? Hiç yok, bir şey olmaz, hallederim. Ama akıp gidiyor gibi ama. Aksın bir şey olmaz. Evet. Lucky gel buraya gel. Gel. Bu arada oradan koku alıyor arkadaşlar. Yani o yorumları görünce bayağı bir üzüldüm arkadaşlar. Böyle bir şey olma ihtimali. Ben akın olduğum sürece, yaşadığım sürece benim hayatımda inşallah öyle bir şey olmaz, olamaz, mümkün değil. Ama maalesef bazı insanlar böyle yorumlar attı. Lucky'nin sağlığı çok iyi. Bu arada yavru doğduktan sonra, yani o kürtaj, ne oluyor, kürtaj mı oluyor, sezeryan mı oluyor? O direkt total overestekleme oluyor. Lucky buraya gel, çık. Yani artık ne oldu? Yavrular çıkardığınızda şiddetli bir koku varmış. Yani ölü kokusu varmış böyle. Çürümüşler zaten. Çürümüşler ki... ben köpeğimi çok iyi tanıdığım için o gün beden hareketlerinin normal olmadığını, Lucky yapma, normal olmadığını görünce biz buraya getirdik. Ki Panvet'ten de ben çok memnunum. Yani tüm köpeklerimi buraya getiriyorum. Ki 24 saat de açık olan bir yer arkadaşlar. Antep'te de çok fazla böyle bir yer, hatta hiç yok değil mi? Bir iki tane maksimum. Var mı? Bir iki tane var. Ben buraya getiriyorum. Bu arada Lucky mahvettin oğlum ya. Bütün antibiyotikleri döktün geri. Biz gidelim. Tamam abi. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol. Emeği geçen hocalarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Lucky'ye de geçmiş olsun. Kafam rahat arkadaşlar. İyileşti. Problem kalmadı. Allah'a hamdolsun. Bundan sonraki yaşamını daha dikkatli, daha iyi yaşayacağına eminim. Değil mi? Artık o da anlamıştır aynen bazı şeyleri yani. Çünkü burada olmaktan mutlu değildi. Evet. Gelmek istiyordu. Lucky hadi gel gidelim. Gel. Evet Lucky'yi veterinerden çıkardım. Çiftliğe getirdim. Lucky buraya gel. Çık. Çık. Hayır. Dış parazit yaptık. Oraya su değmemesi lazım. Bir de yarasına değmemesi lazım. Hayır Lucky. Çık. Çık. Hayır. 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 Gel. 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 Çık. Şimdi arkadaşlar. Neydi bunun adı ya? Siyah kurt. Neredesin sen? Carlos çıkardım arkadaşlar. Lucky. Hayır. Hayır. Şimdi 3-4 gün oraya dikkat etmemiz gerekiyor. Dikişler var çünkü. Yani elimizden geldiğine dikkat etmemiz gerekiyor. Su falan değmemesi lazım bu 3-4 gün boyunca. Hayır Lucky. Şimdi saman sermiştim. Zaten orası kuru. Oraya su falan değmiyor. İnşallah orada kalacak. Carlos'u yanına koysam mı koymasam mı bu konuda biraz kararsızım. Şimdi Carlos'u yani nereye koyabilirim onu düşünüyorum. Evet. Ne yapabilirim onu bilmiyorum arkadaşlar. Hayır Lucky çık. Çık. Hayır. Habire böyle uyaracağız arkadaşlar. Carlos bayağı mutlu. Lucky gayet iyi. Yani şu an aşırı mutluyum. Lucky'yi tekrar burada gördüğüm için arkadaşlar. Hayır kızım otur. Bekle. Bekle. Ben şimdi şu Lucky'nin yerini temizleyeyim. Lucky'yi oraya koyayım arkadaşlar. Carlos'la zaten çok fazla oynamıyorlar. Lucky genelde öyle bir köpek arkadaşlar. Ama oraya koyarsam iyi olur. Şu an Carlos'u nereye koyacağım hakkında pek bir bilgi sahibi değilim. Yani bilmiyorum. Şu arkaya koysak, Sultan'la aynı yere koysam olmaz.
Neyse Carlos'la Lucky kalsın ya. Bak Lucky zaten yaklaştırmıyor böyle. Sevmiyor arkadaşlar, gergin. Yuvada da yaklaştırmaz. Ben şimdi hemen şu Lucky'nin kalacağı yeri temizleyeyim, yıkayayım. Lucky'yi oraya koyacağım şimdi. Suyu da oynamaması lazım. 3-5 gün böyle idare edeceğiz arkadaşlar. Evet şimdi Lucky yuvasına koydum arkadaşlar. Şöyle mamasını da bıraktım. Bu arada burası dağınıktı. Carlos Lucky gelecek diye. Ulan dağıttın her yeri ya. Lucky gelecek diye burayı toparlamış arkadaşlar. Samanları düzmüş tekrardan. Aferin Carlos'a. Evet şimdi Lucky kokluyor arkadaşlar. Değişik kokular hissediyor. Belki fare falan hissediyor, bilemiyorum. Neyse ben buradan çıkayım. Şimdi bu ikisini saldım arkadaşlar. Buradan şöyle çıkalım. Hayır Carlos, hayır hayır hayır. Evet Carlos içeride kalsın. Şimdi şunları çıkaracağız. Şimdi her bunlar çıktığında burada yemek yiyorlardı. Bugün dükkandan yemek getirmedim, unuttum arkadaşlar. Ama birazdan mamalarını vereceğiz. Kuru mamamız var. Hem de çok seviyorlar. Bunlar bir koku aldı herhalde ya, sağdan soldan. Maşallah bu aralar kiloları çok iyi. Çünkü hem kuru mama hem de böyle dükkandan gelen yemekle arkadaşlar bayağı sağlıklı oluyorlar. Evet. Şimdi bu üçünün yerini temizleyeceğim arkadaşlar. İnşallah diğer mekana geçersem karar aldım arkadaşlar. Oradaki yuvaların çoğunu altını fayans yapacağız. Fayans olması daha iyi. Temizliği çok daha kolay olur. Bir sefer yapacağız. En babası olsun. Belki önümüzdeki haftalarda hava şartları iyi olursa, yani tam bilmiyorum, demirci Cafer abiye bağlı. Hem kapımızı taktıracağız hem de köpek kafeslerinin çatılarını yapmaya başlayacağız inşallah. Önümüzdeki günlerde belli olur. Gel, 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 gel. Aslan oğlum gel. Şöyle istedim arkadaşlar, gel. Bu yabaniyi sevemiyoruz ki. Cookie, ayıp ayıp. Ne yapıyorsun sen? Evet, şimdi arkadaşlar. Diğer kuş kafesinden yani şu muhabbeti getirdim. Daha önce şunu getirmiştim biliyorsunuz. Parmağında sıkıntı vardı. İkisi de şu an iyi. Şunda bir sıkıntı yoktu ama ben bunu rahatsız gibi hissettim. Şöyle sobanın karşısına koydum arkadaşlar. Bir 2-3 gündür burada. Tabi burayı batırmışlar. Yemleri falan dökmüşler. Şimdi bu ikisini tekrardan oraya götüreceğiz. Hava güzel oldu. Yani önümüzdeki hafta full güneşli gösteriyor. Zaten bunlar da orada büyük bir kış atlattılar arkadaşlar. Herhangi bir sorun yaşamamışlardı. Sadece tedbir amaçlı bu ikisini buraya aldım. Bunun da parmağında sıkıntı vardı. Ondan dolayı buraya almıştım arkadaşlar. Şimdi bu ikisini yakalayıp oraya götüreceğiz. Sonra buraları temizlemem lazım. Alabayları çıkardım. Onlar dışarıda. Lucky'nin durumunu kontrol edeceğiz. Son durumu nedir? Biliyorsunuz videonun başında getirmiştik. Aradan bir gün, bir buçuk gün falan geçti. Bir durumuna bakacağız. Ulan bu aralar konuşamıyorum ya. Yaşlanıyorum arkadaşlar. İdare edin. Daha sonra bu sallabaş olan güvercinlerimizi kontrol edeceğiz. Ortalama 3-4 gündür bu hastalık için aldığım bir ilaç vardı. Etki ediyor mu etmiyor mu hep beraber gözlemleyeceğiz. Ben elle beslemeyi bıraktım artık. Çünkü kuşlarda alışkanlık haline geliyordu. Kendi başlarına bıraktım beslensinler diye. Durumların hepsini beraber izleyeceğiz arkadaşlar. Göreceğiz. Şimdi şöyle videomuzu durdurup ben bunları yakalıyorum. Birazdan devam edelim. Şöyle ikisini de yakaladım arkadaşlar. Gayet sağlıkları yerinde. Bu yanlış bilmiyorsam tabii ki bizim bu senenin yavrusu arkadaşlar. Yanlış bilmiyorsam. Yani tipinden de yavru olduğu az çok anlaşılabiliyor aslında. Şimdi bu kardeş büyük ama. Bunun yaşı büyük. Bunları hemen kendi yerlerine götürelim. Bak şöyle bir 15-20 dakika dışarıda bıraktım bunları. Yaptıklarına bakın. Bak bütün poşetleri dökmüşler, parçalamışlar. Oğlum var ya, siz insan değilsiniz. Yani. Zaten değilsiniz de yani. Adam gibi hayvanla değilsiniz. Oğlum yazık değil mi? Şerefsizler. Neyse bunları toplayacağız. Hemen şunları da götürelim şimdi. Evet şöyle salıyorum arkadaşlar. Birinciyi saldım. Bunu da saldım. Maşallah burası bayağı bir kalabalık. Burada da yumurta vardı ama yumurta giri yok. Ne yapmışlar bilmiyorum. Neyse şurayı şöyle kapatalım. Burada yavru vardı sanki. Şöyle bir açayım arkadaşlar. Anam 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 anam, merhabalar. Sanki diğer yumurtalar boş çıkmış gibi. Neyse yapacak bir şey yok. Şurada da vardı. Daha sıkmayalım onları. Havalar ısınıyor. Suları antibiyotikli su arkadaşlar. Yemlerini tazeleyeceğiz şimdi.
Yer bayağı bir yem kabuğu oldu. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi buradan çıkalım. Diğer köpeklerimizin yanına geçelim. Evet, şimdi yerleri temizledik arkadaşlar. Bunların dağıttığı poşetleri vesaire. Ya Sultan'ın salyası çok fazla. Bak, hiç sevmiyorum. Yani bence kimse de sevmiyordur. Poyraz'da çok şükür o yoktur arkadaşlar. Öyle salya mevzusu yoktur ama bunda çok fazla salya akıyor. Yani o da niye oluyor bilmiyorum. Belki şu dudak kenarlara bak. Şey duruyor. Gördün mü? Yani kenarlı duruyor bayağı bir. Ama yok, onda da var lan o. Belki de bunda ırsıydır arkadaşlar. Bilemiyorum. Şimdi bunların yerini temizledim. Bunları içeri koyacağız. Lucky falan çıkartacağız. Sonra kuş bölümüne geçeceğiz. İnşallah durumlar iyidir. Yani tabii ki hayvan besliyorsak bunlar başımıza gelecek arkadaşlar. Bunlar çok normal şeyler. Bir de bu aralar yemek getirmiyorum. Mama veriyorum sadece. Kuru mamayı ara ara düzenli şekilde vermek çok iyi. Dükkanda yemek artıyor ama buraya getirmiyorum arkadaşlar. Ama yarından itibaren getiririm büyük ihtimalle. Çünkü 2-3 gündür sade kuru mama yiyorlar. Güzel bir şey. Fiziklerini, tüy yapısını falan toparlıyor. Diğer yemekler de güzel ama bazen sıkılabiliyorlar. Neyse, şimdi şu ayıları içeri koyalım. Birazdan inşallah diğerlerinde devam ederiz. Evet, saldım arkadaşlar köpeklerimizi. Şimdi Lucky'nin yarasına bakacağız. Suya girmemesi lazım. Lucky buraya gel. Gel çık. Gel. Gel. Otur. Lucky otur. Otur, gel buraya gel. Şşt, otur. Bekle, selam ver. Şuraya bakalım. Bence bir problem yok. Evet, gayet iyi. Hayır. Hayır Lucky. Şöyle bir 2-3 gün daha su değmezse süper olur. Yani elimden geldiğince değdirmemeye çalışacağım. Hayır Lucky. Şşt, çık. Çık. Hayır. Hemen bunların yerini temizleyeyim. Fazla dışarıda kalmaması lazım. Dediğim gibi arkadaşlar. Aferin. Heh. Bunu yap işte bak. Bunu yapabilirsin. Bravo Lucky. Oğlum bir şey diyeyim mi? Adam gün geçtikçe zımbalaşıyor. Sanki ameliyat olan o değil benim gibi arkadaşlar. Aferin sana. Bravo Lucky. Buraya gel. Buraya gel. Oğlum bu lastiği hangisi lan? Vay be, benim Fluence'in lastiği herhalde arkadaşlar. Lucky. Lucky gel. Buraya gel. Bırak. Bırak Lucky. Bas. Aferin sana. Bravo Lucky. Bu da yine etrafa işaret bırakıyor. Aferin kızıma. Çok iyisin Lucky. Bu arada çimenler açtı. Bahçemiz yeşermeye başladı. Havalar güzelleşiyor. Yakın tarihte diğer mekana ağaç dikmeye başlayacağız. Zeytin ağacı ve çam ağacı dikeceğim arkadaşlar. Zeytin ağacını dikmemizdeki amaç, biliyorsunuz zeytinyağı çok pahalı. Belki oradan kendi ağaçlarımızdan zeytinyağımızı çıkartabiliriz. Böyle bir ihtimal var. Aferin Lucky. Bırak. Bırak. Bekle. Hayır, bekle. Lucky bas. Aferin sana. Bravo Lucky. Yemin ediyorum muhteşem arkadaşlar. Kendine de geldi. Toparladı iyice. Yarasının tamamıyla iyileşmesi için önümüzde 5-6 günlük bir süreç var. O süreçte herhangi bir zarar görmezse muhteşem olacak. Ki şu anki gidişat çok iyi. Suya falan da girmiyor. Kaldığı yerde kuru. Su falan da değmiyor arkadaşlar. Ki tüy yapısından maşallah sağlıklı olmaya başladığını artık görebiliyoruz. Evet. Aslan Lucky. Bravo sana. O orada oynarken hemen şuraya girelim. Burada kuşların gözlerinde problemler vardı. Biliyorsunuz tedavi etmiştim. En son bir tanesine yine iltihaplanma başladı. O iltihabı hemen oradan aldım arkadaşlar. Bir son durumlarını kontrol ederim hep beraber. Şöyle kapısını açalım. Allah arkadaşlar, selamünaleyküm. Şunun geçen yarasında mavi sprey sıkmıştım. O yüzden kafası mavi arkadaşlar. Diğeri nerede? Bu siyah da burada, şöyle bir yakalayalım. Evet, geçen güne göre daha iyi. Ama iltihap bitmiyor arkadaşlar. Garip bir şekilde burada hep enfeksiyon var. Göz damlası falan da kullanıyorum ama bu onunla alakalı olmayan bir durum. Şöyle yapıyorum. Ufacık oradan bir delik açıyorum arkadaşlar. Hani insanlarda da iltihabı boşaltırlar ya.
O yöntemle oradaki iltihabı boşaltıyorum. Boşaltıyoruz. 10 numara oluyor. Yani iltihap oradan gidiyor ama bu sürekliyor sanki ya. Yani tekrarlıyor gibi geldi. Ama kuş toparladı artık. Uçabiliyor, edebiliyor. Lucky hayır. Çık. Lucky'ye dikkat edelim ki. Gel buraya gel gel. Lastiğe git hadi. Aferin sana. Az Lucky. Bravo. Bravo. Kuş toparladı arkadaşlar. Yani uçabiliyor en azından. Yani kısmen uçabiliyor. Bir de şunun gözüne bakalım. Şöyle bismillah diyelim arkadaşlar. Gel bakalım. Şöyle bir sana bakalım. Şuradakini alamadım arkadaşlar ya. Şurada bak bir tane ufak şişmiş ya. Onu çözemedim. Anlayan varsa yoruma yazabilir. Diğer taraf kabuk bağlamaya başladı. Yani 3 güne kadar o kabuğu sökmüş oluruz oradan. Veya kendi kendine düşer. Düşmezse kendimiz o kabuğu oradan kaldırırız. Hayvan daha da rahatlar diye tahmin ediyorum. Ama şimdilik gözü güzel. Biliyorsunuz bunun gözü artık tamamıyla kapanmıştı. Yani gözden eser kalmamıştı arkadaşlar. Bir tek şu gözünün üstündeki yuvarlak şeyi nedir? Onu bilmiyorum. Yani almaya çalıştım. İltihap yoktu onda. Ama bir şişkinlik var orada. Anlayanlar varsa yoruma yazabilirsiniz. Şöyle. Lan oğlum araya düştüm lan. Şunlar sağlıklı maşallah. Şu da çok sağlıklı. Şu da çok sağlıklı. Bir tek şunda böyle biraz uyuzluk var. Yani niye böyle davranıyor? Hasta mı değil mi anlamıyorum. Şöyle bir hareketlendirelim. Ne oluyor lan? Manyağa bak bana saldırıyor. Tamam oğlum tamam. Bence hasta değil ya. Baksana. Normal bir durum. Yemleri var. Yerleri güzel. Su değmiyor. Bir şey olmuyor. İlaçlı sularını buraya bıraktım. Şöyle ben bir çıkayım arkadaşlar buradan. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Şimdi diğer güvercinlere bakalım. Aferin Lucky'ye. Bravo Lucky. Lucky'nin motivasyonu çok yüksek bu arada. Yani abartmıyorum. Keyfi falan çok yerinde. Aslan kızım maşallah maşallah. Arkadaşlar çok mutluyum. Yani Lucky'nin başına bir şey gelmediği için artı olarak yani artık kısır. İstemediğim bir kısırlık oldu. Yani kısırlaştırmayı planlıyordum. Ama istemediğim bir yolla aslında tesadüfen denk gelmiş oldu. Çünkü kısırlaştırmak aslında köpekler için çok sağlıklı bir şey. Neticede bundan para kazanmıyoruz. Bundan gelir elde etmiyoruz. Yavrularını satmıyoruz. O yüzden bunun yavru yapmasının kendisine bakım zahmetinden başka hiçbir şey değil arkadaşlar. Şu an ben mutluyum. Ölen yavrular için üzgünüm ama sonuçta onları görmedik. Duygusal bağımız yoktu. Ve burada önemli olan anneydi. Ve anne şu an sağlıklı. Allah'a hamdolsun. Evet şöyle bir çıkalım buradan. Şöyle güvercin bölümüne doğru geçelim. Bakalım oradaki kuşlarımız ne hava arkadaşlar. Ne durumdalar. Anahtar neredeydi? Evet anahtar burada. Şu anahtarı alayım üstünden. Cookie sabırlı ol Cookie. Sabırlı ol. Selamünaleyküm. Abi iyileşin artık ya. İyileşin kendinize gelin. Bak şunda bir hastalık hala var. Ama iyi toparlıyorlar yavaş yavaş. Bak şu deliye bak. Ne yapıyor bak. O şu an yem atmamı bekliyor arkadaşlar. Şu da hali öyle. Ama düzelmeler de var gibi geliyor bana. Ben şöyle bir yem getireyim. Bunlar bayağı bir hevesli yem bekliyorlar. Hevesleri kırılmasın. Lucky. Şşt, yapma lan. Hadi geç lastiğin başına geç. Hadi lastiğin başına geç. Lucky bas. Aferin sana. Aferin oğlum onu yap. Evet şunları biraz yem getirip geliyorum. Evet şöyle yemlerini getirdim. Karışık yem arkadaşlar. Bismillah diye atalım önlerine. Böyle bol bol atıyorum ki hem içeride veriyorum hem burada. Bu sallabaçlar içeride yemiyor herhalde. En azından burada yiyorlar. Abi şu an sallabaçlarda evet düzelmeler görüyorum. Bak şu hariç, şu hariç. Şöyle bakalım. Oo bayağı iyi, bayağı iyi bak. Bak nerede? Şu da yiyor, şu beyaz da yiyor. Bak şu sallabaç da yiyor arkadaşlar. Güzel. İlaç etki etmeye başlamış. Şu ağır. Bak bunda problem var. Şunda problem var. Ama dediğim gibi diğer sallabaçlar
düzelmeye başlamış arkadaşlar. Yemler önlerine atalım bol bol. Bak şimdi bazıları içeri gidiyor. Yemi içeride bekliyorlar. Böyle bolca atayım ki arkadaşlar. Şunlar biraz daha sakinleşirse salla başlıkları biraz daha az oluyor. Lucky hayır çık. Evet şu gariban daha iyileşmemiş. Neyse ilacımız hala var. Bak burada da yumurta var. Şu yumurtayı alacağız. Hep yumurta yapmışlar sağlı sollu. Anam merhabalar. Bunlara bakın arkadaşlar. Büyük ihtimalle sarı balinalar. Ula ne yapıyorsunuz? Şu hemen yemeğini yedi. Geri geldi. Bak şu küfede de yumurta var. Burada da var. Oo, bu buraya geldi. Şimdi şöyle bunu buradan alalım. Şu ilaçlı suyu tazeleyeceğiz. Güzelce arkadaşlar. Buna bir 3 gün daha devam etmemiz gerekiyor. Çünkü ilacın üstünde de öyle yazıyordu. 7 gün boyunca verin diyordu. Yani siz de gördünüz şu anki iyileşmeler güzel. Elle besledim. Kuşlar şu an kendi kendine daha düzgün bir şekilde yemeklerini yiyebiliyorlar. İyi, güzel gelişme var. Şimdi bunu buraya bırakalım. Bunu da böyle diğer mekana geçersek Allah nasip ederse rızkımız olursa çok iyi şekilde yuvalar yapacağım arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz projemiz devam ediyor. Önümüzdeki haftalarda nasip olursa çatıyı yapacağız. Ondan sonra kafeslerin kapılarını, tellerini yapacağız. Bahçe kapısını takacağız. Daha sonrasında evle alakalı süreç devam edecek. Evin işte nedir? Su tesisatını, elektrik tesisatını. Daha sonra biraz bütçe toparlarsak evin dış cephesini yaptıracağız. Allah büyük, yavaş yavaş yapacağız arkadaşlar. Ben şimdi şu ilaçlı suyu hazırlayayım. İçini yıkayalım. Birazdan kaldığımız yerden devam edelim. Evet şöyle ilaçlarını içiyorlar. Tabii onlar ilaç olduğunu bilmiyor arkadaşlar. Şimdi genel olarak diğer kuşlarımız çok sağlıklı. Bomba gibiler maşallah. Bu da buraya yuva yapmış arkadaşlar. Bu biraz sağlıksız. Hadi lan içeri. Gel buraya. Hop, bana şöyle göstereyim. Bu tosun biraz sağlıksız arkadaşlar. İnşallah bu da toparlar diye tahmin ediyorum. Elle beslemiyorum. Çünkü elle beslediğin zaman alışkanlık haline getirebilir. Kendi haline bıraktım. Şunları da öyle yaptık. Onlar mesela çok şükür toparlıyorlar. Şöyle bırakalım bunu da. Evet. Şu bir tane kalıp pisliği arkadaşlar. Bunu da kaldırak. Hadi in kuşlar görüşürük. Bunların yemleri suları tamam. Buraya kapatalım. Şöyle güzelce kilitleyelim. Selamünaleyküm. Sizi birazdan çıkartacağım. Şimdi kuru mama vermenin bir sıkıntısı şu arkadaşlar. Mesela bu yuvada bayağı bir dışkı var. Kuru mama çok fazla dışkıya dönüşüyor. Normal yemeğe göre. Lucky'nin samanlı yuvası nasıl? Ona bakalım. 10 numara arkadaşlar. Yani şöyle göstereyim. Burada mis gibi uyuyordur. Sıcacık. Zaten havalar da ısındığı için pek gerek kalmadı. İnşallah bir 3-4 ay sonra da diğer mekana bunları götürmüş olurum. Çünkü zaman hızlı geçiyor. Lucky de bomba gibi oldu. Evet birazdan devam ederiz. Şimdi şey yapacağım arkadaşlar, bunları yerini temizleyeceğiz. En son tavuklara yem vereceğiz. O kısımda görüşürüz. Saman atmıştım içeri biliyorsunuz yumurtalıklarına. O samanları dağıtmışlar. Lucky'den biraz saman alacağız. Veresin değil mi Lucky? Çık Lucky. Hayır. Yapma bak, yapma. Ben hemen şimdi yerini temizleyip içeri koyayım. Ve evet, şimdi kuşlarımızın yanına girelim. Şöyle bismillah deyip. Arkadaşlar. Kapımız biraz dar. Kusura bakmayın. Selamünaleyküm. Açalım şurayı. Yeni güzel karışım yem almıştım arkadaşlar. Onu şöyle güzelce. Oh.
sağ olsun. Bunu buraya bırakalım. Şu sulu. Bunda biraz var ama şunu tazeleyelim arkadaşlar. Açalım kapıyı, hoppala. Bütün köpeklerin işi halloldu. Hepsinin yemeğini, suyunu verdim. Yerlerini temizledik. Şu su kabını dolduralım arkadaşlar. Bunu buraya bırakalım. Hemen şuradan taze taze su koyalım. Evet, suyu bıraktım arkadaşlar. Evet sevgili muhabbet kuşları, kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Muhabbet kuşları merak edenler de durumları bu vaziyette. Keyifleri yerinde. Bunların da burada bu son senesi arkadaşlar. İnşallah diğer tarafına götüreceğiz bunları da. Bu içerideydi biliyorsunuz, bunu da buraya getirdim. Bu da içerideydi. Tabi içeri rahattı arkadaşlar. Tek başına yaşıyorlardı. Bak şurada da şu kuş var. Burası muhabbet kuşlarının yuvasıydı. El koymuşlar. Şu an bu yuva boşta. Yani burada ya yavru yapmasınlar. Çünkü küçük yer. Bayağı bir kuş oldu arkadaşlar. Çok da yavru yapmalarını istemiyorum açıkçası. Burayı şöyle kapatalım. Kaçmasınlar. Evet şimdi şu tavukların yemlerini vereceğiz. Bir de yumurta yapmışlar mı? Hep beraber bakalım. Evet tavukların da yemini verdim arkadaşlar. Şu an yemlerini yiyorlar. Sularını tazeledim. Bunların sularını da o aldığım ilaçtan koydum. Şöyle göstereyim. Keyifler gidiyor arkadaşlar. Ben şuraya koyduğum samanların hepsini dökmüşler manyaklar. Neyse ne yapıyorsunuz lan? Şöyle güzelce yemlerini yesinler burada. Mis. Bunları büyük ihtimalle yağmurlar durduğunda buraya alacağım arkadaşlar. Şöyle açayım. Aslında burası onlar için çok iyiydi. Ama işte manyaklar şu köşeye gittiler sürekli. Orada da yani ölenler oldu aralarında. Burası onlar için bayağı büyük, bayağı da güzel bir yer. Ama şöyle havalar sakinleşsin, yağmur falan durursa bunları oradan buraya alacağım. Dediğim gibi zaten bu hayvanların burada yani 3-5 ayları kaldı. Hepsini diğer tarafa taşıyacağız inşallah. Evet artık videomuzu bitirebiliriz. Gölümüzde de balıklarımız maşallah hepsi çok iyi. Yani ara ara ben görüyorum, şu an videoda muhtemelen göremeyiz de. Bazen geçiyorlar arkadaşlar. Ekmek falan dağıtıyorum. Sularını da günlük tazeliyorum. Her geldiğimde şu köşedeki musluğu açıyorum arkadaşlar. Sularını tazeliyorum. Orada güzel bir gölet yaptığımızda buradaki balıkları da oraya götüreceğiz. Yani Allah nasip ederse güzel bir güneşin görmeyeceği yerde göl yapacağız. Yine ağırlığı büyüklüğü hemen hemen bu kadar olur. Güzel bir şey yapmaya çalışacağız inşallah. Çünkü bu suyun içinde ortalama bir yani 150 tane balığımız vardı. Hatta bayağı da içinde lepistes de var. Lepistesleri görürsek şöyle çekeyim size. Görebiliriz belki arkadaşlar, şöyle ışıkla size göstereceğim. Bak buralarda var. Şöyle yaklaşalım. Oğlum neredesiniz lan? Herhalde hava soğuyunca biraz daha derinlere gittiler. Aha bak şurada. Görünüyor değil mi? Bak şunlar. Bunlardan bayağı bir var. Onları da oraya götürürüz. Daha güzel olur. Evet videomuzu artık bitirebiliriz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hayırlı akşamlar.